Evet, yaylardaki esneklik potansiyel enerjisini konuşacağız. Şimdi bakınız burada bir yay var. Bu yay bu şekilde sabit duruyor. Biz buna bir F kuvveti uyguluyoruz arkadaşlar. F kuvveti uyguladığımız için x kadar yayda bir esneme meydana geliyor. İşte bundan dolayı diyoruz ki bir F kuvveti uygularsak x kadar bir uzama meydana gelir. Bu formülün anlamı bu. Yani F artarsa X artar. Peki bazı formüllerde sağ taraftaki artarsa soldaki artar. Bunlar gerçekleşebiliyor. Burada bakalım olur mu? X artarsa F artar mı? Hayır, artmaz. E hocam burası doğru orantılı tabii ki artar derseniz yanılırsınız. Olayı düşünmemiz lazım. Bakın olayın nedeni şu. F kuvvetini aşağı doğru uyguladığınız takdirde yani şuradan bunu çektiğiniz zaman X kadar bir uzama meydana geliyor. Bunu gözden kaçırmayalım. Şekildeki gibi durmakta olan esnek yaya esnek bir e, esnek yay'a bir F kuvveti uygulandığında yay uzamaya başlıyor. Yay özelliğini yitirmediği sürece kuvvet arttıkça yayda kuvvetle doğru orantılı olarak uzar. Buna göre formülümüz F eşittir k çarpı x. Ve burada K nedir? K'yı söylemedik değil mi? K'yı söyleyelim. Yayın uzama kat sayısını veriyor. K o yayda başka bir sayıdır. Başka bir yayda başka bir sayıdır. Her yayın kendine özgü bir uzama kat sayısı vardır. Kuvvetin uzama miktarına bağlı grafiğini çizecek olursak da e, gelin bakalım neler oluyormuş. Şurada bakınız F arttıkça X artar tezimiz Doğrulanıyor yani bu grafik bize doğru bir açıklama yapıyor. F artıyor, x de buna bağlı olarak artıyor. Grafikte gördüğünüz taralı alan, şu görmüş olduğunuz alan arkadaşlar kuvvetin yaptığı işi gösteriyor. Yani şu F kuvveti bir iş yapıyor değil mi? Yayı çekerek bir iş yapıyor. Buradaki yaptığı iş nedir sorusunun cevabı işte şu görmüş olduğunuz taralı alan. Aynı zamanda yapılan iş yayda depolanan potansiyel enerjiyi de bize söyler. Demek ki o potansiyel enerji ne oluyor? Yapılan iş sonucu ortaya çıkıyor. Ya da var olan bir potansiyel enerji işe dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi şuraya biraz yakınlaşalım. Bakınız iş ne demiştik? Alan demiştik. Yani o üçgen olan alan. Nedir o? f çarpı x çarpı bölü 2'dir. Yani geri dönelim şuna. Bakınız f şurası x de burası üçgenin alanını buluyoruz. f çarpı x bölü 2 bize işi veriyor. Burada eğer arkadaşlar f yerine şuradaki f yerine dikkat edin getirip kx'i yazarsak hani az önce bulduğumuz formülü yazarsak k çarpı x çarpı x bölü 2'den 1 bölü 2 kx kare şeklinde bir sonuç buluyoruz. Ne için? İş için. İş neymiş demek ki? 1 bölü 2 kx kare. Sonuç olarak kuvvet sabiti k olan esnek bir yay f kuvvetiyle x kadar uzatılmış veya x kadar sıkıştırılmışsa yayda depolanan enerji bu durumda ne olur? Tabii ki şu işle eşit olur. E potansiyel 1 bölü 2 k çarpı x kare olduğunu ifade edelim arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.